سبحان الله والحمد لله والله أكبر. ما أوحي إليك من ربك. Rabbinden sana vahyedilene uy. Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Bu ne anlama gelir? Önce düşünelim. Vahyedilen derken herhalde indirilene uy. Yani Muhammed, Rabbinden sana indirilene uy. Veyahut Belliğ ma unzile ileyke ya eyyuhel resul, sana indirileni tebliğ et. Belliğ ma unzile ileyke min rabbik. Ey Muhammed, Rabbinden sana indirilen. Bakın Kur'an'a, sana vahyedilen, indirilen sözleri aynen her yerde eş anlamda kullanılmıştır. Yani sana vahyedilen derken indirileni kastediyor. Sana vahyedilene tabi ol. İttebi ma uhiye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahyedilene uy derken Rabbinden sana indirilen. Eğer tafsilatı vahyedilende bulamazsanız indirilende bulursunuz. İndirilen neydi? Kur'an, kitap ve hikmetti. Muhammed, sana indirilen kitabı ve hikmete uy. Muhammed, sana indirileni tebliğ et. Yani sana indirilen, vahyedilen Kur'an'ı ve hikmeti tebliğ et. Bu az önceki ayetler, yani okunan ayetler, öğretilen ayetler derken, şimdi tebliğ et derken öğret anlamı taşımaz mı? Ya eyyuhel resul, belliğ ma unzile ileyke min rabbik dediğinde, ey Muhammed, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Onlarla insanları eğit, onlarla insanlara öğüt ver, onlarla insanları tezkiye et, pisliklerden temizle derken, bunun ilk muhatabı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bile kat'iyetle ve kat'iyetle insanlara öğrettiğinin ne olması gerektiğini söylüyor. İnsanlara öğrettiğin vahiyden başka bir şey olmamalı. İnsanlara tebliğ ettiğin vahiyden başka bir şey olmamalı. Senin evinde okunan bu indirilen vahyin dışında bir şey olmamalı. Yani Allah Resulü dahi kendisine vahyedileni öğretmekle, tebliğ etmekle, ona uymakla mükellefti. Burada şimdi bir nokta koyun, büyük bir parantez açın. Yani paranteze girişi koyun ama kapatmayın. Bu ne anlama gelir? Hangi öğüt ve nasihat, hangi din adına öğretilen bir şey varsa, Allah adına öğretiliyorsa, bunların ya Kur'an'dan ya da sünnetten olması gerekir. Onun da hiç, onun dışında, onun ikisinin dışında hiçbir şey tebliğ edilmemeli. Çünkü Muhammed sana indirilenle, indirileni tebliğ et diyor. Sana vahyedilene tabi ol. Sana vahyedilenlerle insanları eğit veya öğüt ver diyor onlara. Eğer Resul bile bununla emredilmiş ise, İnsanlar din adına öğrettiklerinin onlarda Kur'an ve sünnetten olmasına dikkat etme zorundadırlar. Onun dışında hiçbir şeyi rengiyle ilişki kurduğu, ondaki olan bir harfin öbürkünde olan aynı harf olması hasebiyle benzerlik ihdas etmeye çalışmamak gerekir. Bunu anladınız mı? Ben Kur'an'dan bir ayet okurum, onda zikredilen bir harf vardır. Kötü çirkin sözler söylerim, onda da aynı harfler olabilir mi? Bu harfler birbirine benzeşiyor diyerek bu da bundandır denir mi? İşte Kur'an'dan olmayan sözleri bazı bu denli benzerlikler ile ha bu da bundandır diyerek onu dinden sayıp, onu Kur'an ve sünnetten sayıp din adına insanlara öğretilmemesi gerekir. Çünkü ihtiva ettiği içerik olarak oradaki zikredilen anlam mutlak Kur'an ve sünnetten olmalı. Yani vahyedilen olmalıdır. Onun dışındakiler, yani bu ikisi derken, eğer size iki şey bıraktım, bunun ikisine sımsıkı yapışırsanız mutlak sapıtmazsınız derken, bu ikisinin dışına çıktınız mı sapıtırsınız demektir.